Ses, 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 deneme, ses, ses, ses. Ses. Ha ses deneme ses. Ha. Şimdi anladım. Şu kimmiş? Ses deneme ses 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 deneme ses deneme ses. Ses deneme.
Şarkı şu. PPK Robots Outro. Sovyet Wave. Şeyin hastasıyımdır. Çok severim bunları. Tema şarkımız bu olsun dedik ya. Muhtemelen susturacak. Hani video tekrarlarında. Çalışıyorum da bazı şeyleri. Çok az, hala az. Her şey müzik bastırıyor olabilir. Yani netice itibariyle müzik sesin bastırıyor olabilir. Şimdi nasıl? Müzik genelde bastırır çünkü. Bir parçacık gain vereyim. Ha tamam. Ya gain de çok vermek istemiyorum. Bu sefer hani arka odada koşan kedi, annemin öksürmesi falan giriyor şeye. Ay, haydi başlayalım. Oyun oynayalım biraz. Ha ben öyle bir şey yapmıyordum ya, takılıyordum. Şimdi oyunu açacağız. Video Game Capture'dan zaten direkt yakaladı. It's obvious that what we're dealing with here is a biological weapon. As of today, we are... Konuşuyorlar. Thousands of people. Thousands. Tamam anladık. Sizi sopaladılar. Ay ay ne haber, ne yapıyorsun? Ya aslında ben de hani bir şey yapmaktan ziyade şey falan. O girişe müzik koyma. Aynen, sistem sesi hani hiçbir işlemden falan geçmeden löpç diye giriyor. Hani direkt hani analog dijital konversiyon falan yok. Direkt böyle loks diye gittiği için o işi diye. Aksine bu hani bir sürü işlemden geçtiği için. Şey şu an arka planın işte bunun gürültüsü müziği falan nasıl? Şu abilerin oyunun. Çok bastırmıyordur herhalde. Şimdi ses seviyeleri dengeleyebilme işi biraz sıkıntı. Neticede hani bunlar kompresyondan geçmiş. Hani headroom'u olabildiğince genişletilmiş, orası doldurulmuş, mixlenmiş yayınlar. Hani bu müziktir, o arkada çalan müziktir. Ama benim yaptığım, hani benim konuştuğum seste tamam, ben birazcık kompresyon koyuyorum. Ama çok kompresyon koyarsam da robot sesi olur. Ha yok yok. Bak mesela benim sesi de bunlar gibi kompres ederim. Bu sefer de çok garip olur sesim. Bak deneyelim istiyorsan.
Bak şimdi maksimum kompresyon. Ay açamadım pardon. Nasıl geliyor sesin? Böyle bir acayip değil mi? Robot sesi gibi gelir. Ses deneme ses 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 1-2 deneme ses ses ses. Hani bir acayip şu an bu ses. Bu ses doğal değil. Valla. Maksimum kompresyonla mı? Ya o şey gibi Star'daki falan reklamlardaki adamın sesi o. Böyle reklamdaki adam maksimum kompresyon yapılmış halde. Böyle nasıl? Şu an daha iyi. Yani 3-4 arası. Zaten şey sorunu vardır yani filmi izliyorsundur. Eskiden hani televizyonda filmi izliyorsun. Bir sorun yok. Seste bir sorun yok. Reklama bir geçer. Böf diye bağırır abinin sesi. Onun olayı işte bu kompresyon. Kompresör. Bakalım oyunumuzu oynayalım. Şimdi ne yapıyorduk biz? Vallahi unuttum la ne yapıyorduk. Bir adam varmış o da iyileşsin. Tamam herkes iyileşti. Şimdi dünya nüfusu tık 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 azalıyor. Buraya gelince yenileceğiz. Görevlere gideceğiz. Pandora'nın kalenleri araştır. Catacombs of Despair. Buraya git diyorsun abi de. Benim buraya gidecek mecalim yok. Gidemiyoruz çünkü. Prisoner of Ice. Buraya da gidemiyoruz. O zaman ne yapacağız? İşte buralarda boş boş gezineceğiz. Menzilin ucunda şuraya bir gidelim. Research complete. Neymiş bu? Kalkan. Kalkanları indirirler. Aman diyeyim. Yalnız Manufacturing'e yeni bir şey gelmiş. Cobalt Shield. İşte tabancalı ve kalkanlı bir adam yapabiliriz. Aa, şimdi buna elimizde malzeme az zaten. Bunu harcamak istemiyorum. Şu Pandora Colonies'i bir araştıralım biz. Bunu araştır diyor çünkü. Bunun görevi çıkacak herhalde. Explore'a devam. Ay, merhabalar. Zor hanımlar. Hatice hanımlar. Nasılsınız? Şeye biraz baktım. O yeni EFC'lere falan o tutorial'a biraz baktım. Yarın da oturup Omar Bongo'nun Dayısına Zebra Çarptı kitabını çalışacağım. Zaten bir yandan bak hani başucumda şey duruyor şurada. Gabir Azabı gibi Sako da benimle beraber. Ay ay. Ka Sako da. Başucu kitabım. Japonya'ya gidersem imzalatacağım. Ay ay. O ikisini iyice eşeleyeceğim. Onun için de ne yaptım? Kendime biraz kahve içerek oyun oynama molası verdim. Çünkü karantina varken geç yatsam da erken yatsam da ne kadar yatarsam yatayım gene 2'de uyanıyorum. Bari bir şey olsun. Yani. Kontes çok kızmış ben gittim bugün diye. Şey bana sinirlendikleri de ortalıkta kağıtları yırtıyorlar. Burada bir olay oldu onu kaçırdık ama nasıl yani önemli bir şey olsa zaten uyarı çıkardı. Aha dur birileri under atakmış. Burada da bir şey oldu. 3. Bir tane de zordan gelecek Hatice'den. Etti 4. So. Yes. We need to achieve some kind of peace. And we in dur bakalım şuraya bir gidelim. Şurayı bir kurtaralım ya. Şimdi malumunuz dünya nüfusu o çok daha iyi şu an ya. Hala tatlının dibinde. Oralarda gezip duruyor diye. Valla demin buralardaydı. Çıkar bir yerlerden. O iyice şey oldu ya. İyice yumoş böyle insancıl bir şey oldu kuzu. Tam kuzu ya. Ben ne canım artık. Bizim aileye giren bir daha çıkmaz. Canım ya. Şimdi neymiş? Düşmanları öldür, Structure'ı koru. Şimdi bu görevlerde şu elemanları kaparsak iyi oluyor. Çünkü o abiler de senin için savaşmaya başlıyor ve iyi yani hani.
bedava ekstra bir gıda gibi düşün onu. Ya yalnız şimdi bu zehir tüküren falan geldi buralar. Bunlar karıştı ya. Aha bak bir tane adam. Kim bu zehir tükürüyor? Bacım sen ağacın arkasına geç ya. Gördüm zaten yürüyün. Sen sniper mısın? Sen sniper'sın. Sen sniper'sın büyük düşündüm. Haydi. Haydi muhtar ateş et. Şartlasan yeter. Iskaladın mı be abim ya ben. Ben sana ne diyeyim ya. Yanlış şeye bastım zaten neyse. Olur öyle. Uçan adam Sabri nerede ya? Moving up. Oyna oyna. Biz biliyoruz da mı oynuyorsun? Ay ay. Ha uçan adam, uçan abla. Uçan ablayı bu dayının yanına indirirsek bu dayı on kural altına alırız. Ya yalnız elemanlar hedge fund'ı nasıl batırdı ya? Şu an var ya Amerika'da o Wall Street'teki o böyle zengin boomerlar, kamyonla parası olan adamlar ki normalde amana sakın işte devlet kesinlikle borsaya müdahale etme beni şey değil çok günah Allah korusun falan diyen abilerin hepsi ne olur devlet bir şey yapsın diye ağlanıyor ya içimi yağ eriyor öyle ooo diye. Ay ay ya zaten o borsadaki short mevzusu tam bir şerefsizlik hani liberallerden de beteri iyice artık o büyük parası olan Wall Street'teki blok halindeki o hedge fundlardaki borsacı elemanlar deli parayla oynayanlar balinalar balinalar bu sefer küçük balıklar birleşti balinayı yedi zaten o short olayı çok saçma bir şey short şu senin normalde hani kendine ait olmayan kiraladığın evi satabilir misin abi? Hayır. Kendine ait olmayan kiraladığın arabayı satabilir misin? Hayır. Kendine ait olmayan kiraladığın hisseyi satabilir misin? Evet. Short. İşte onu patlattılar yalnız. Toplu halde hareket edilince şimdi de şey diye ağlıyorlar. Ya işte böyle olmasın ama ya bizim şeyimiz gidiyor ya. Karlarımız eridi diye. Target located. İki tane hedge fund battı. Şaka maka battı adamlar. Yani 5 milyar dolar falan battılar. Şimdi şu arkadaşa sık. Hadi bu da burada dursun. Abigail, Abigail'i severim ben ya. Abigail çok karizmatik bir isim değil mi? Abla bir de şey de yapsın şurada. Overwatch'ta. Ya yalnız arada Elon Musk biosuna Bitcoin yazdı. Bitcoin %20 arttı ya. Aynen Pandoranların zaten ya o konuda çok haklısın hatta direkt şu an için kumar. Mesela Doge'nin geleneksel yıllık şöyle şşt diye pumpladığı zaman başladı. Doge varsa sat. Bitcoin'den hani yani kripto paraların hepsinden çok kolay biçimde para kazanıp çok kolay biçimde bir anda Allah ne oluyor lan diye aşağı zobof diye düşebilirsin. İş bir miktar iddiaya dönmüş durumda. Ha zengin olan Afalan üstü yarı geçti o ayrı da. Oğlum patlatmayın lan onları.
Adam bırak ya diye vurdu böyle adam aş diye. Kalkanım eksikti zaten. Şimdi Sindor'a nasıl tut? Sen Let's şimdi el alemin askeri olduğun için seni en öne gönderiyorum. I've got this. Waste of ammo. Sen kimdin? Bizim pompalı ablamız. Ama sen çok geride kaldın ya. Yani yanlış kanattan gönderdik. Bunu öbür taraftan gönderseydim tepelerine binecektik şimdi. Çünkü bu tek atıyor. Yakınına girdi mi tek atıyor direkt. Yatkan diye. Onun Türkçesi sığırım ben. Sığırım, ıskaladım demek o. Suppressing, suppressing değil o. Bunu da zaten sniper diye almışız buraya. Yani sordum bu işin ne sniper. Şimdi bakıyoruz sniperlıyor mu? Why can't I hit anything? Iskaladım. Korsak sniper. Bir de bana soruyor niye ben bir şeyi vuramıyorum diye ya. Yazdırırken buna şey demişlerdir. Abi sorarlarsa sınavcının demişlerdir. Ha aynen uyarı atışı zaten. Bize de hep uyarı atışı lazımdı. Hayır. Umudum sendedir ya. Sal bakalım. Umudum sende diyorum. Bu da ıskalar. Ya arkadaşım nasıl ıskalıyorsun abi? Şu kadar bir alet ya. Böyle bir aletle ya. Koyup atıyorsun bir de ya. Ne varsa Abigail de var yani. Ne varsa Abigail de. Şimdi bunun bak paçasını alır bu. Tamam. Hayır bir de bak bu oyunda şey değil. XCOM'da MixCOM'da hani şarjör değiştirdiğin zaman abinin hani şarjörü değiştirir görev bitince o yenilenir. Bunda şarjör bittiği zaman bitiyor. Bir de gidip onu üretmen lazım. Hani hakikaten mermi fabrikasına gideceksin onu üreteceksin. Tamam hani gerçekçilik açısından güzel bir şey de. Yavaş yavaş kıracaksın ya. Neyse ben kahve koyayım. Hatice'ciğim babamın saati buradaymış. Onu işte yaptırıp şey yapacakmışız. Öyleymiş. Yavaş be oğlum ya. Öyle zöv 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 diye bir kere de kırma ya. Ayıptır ya. Sindor'un Asult abinin bu el bombası mı ne bu? Bomba gibi bir şey mi bu? Ha yok bu bunun şarjörü ha. Geç. Ateş edebilir miyiz? Şimdi bunu yemeden. Bunu bari öldürme. Bacım sen gel sen bunları
Bunları patates edecek güç damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Aha, biri var lan burada. Sindoran Infiltrator Deploy Decoy. Hmm. Interesting. Bu neymiş? Bu ne lan? This is going to make all the difference. If you don't have any info, revert to AI falan filan. Ha, bunu atalım, bu güzel bir şey gibi. Ama bunu bir sonraki tur yapabileceğiz sanırım. Ha, bunda da pompalı varmış. Moving in quick. Haydi koşun bakalım. Koş koş koş. I'm on the move. Burada galiba böyle uzakta kalarak şey yapamayacağız. Burada artık bu arkadaşları yakına çekmek lazım. Yani yürü hadi, zaten bir halt vuramıyor. Neymiş, sordum mu sniper? Aynen. Aynen. Ya bir canlının, bir insanın, bir şeyin, bir uzaylı, uzaylı bile olsa insan insandır. Kafası disabled olursa hareket edemez yani ya. Biz bunu böyle öğrendik yani, hani. Biz bunu kitaplarımızda yazdık. Abigail, sen bu işi biliyorsun kızım. Hadi, bak kafalarına. Sen bunun kafasına sıkın. Hostile destroyed. Koçum benim be. Çat 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 indirdi. İşte Abigail farkı. Cavcı. Öyle cavcı diye gezersin. Bizim oran tek mi kaldın koçum? Şu spider drone'ları merak ettim ya. Spider drone nasıl bir şey acaba? Using. At bakalım bunun kafasına. Ateş edebiliyorsan ateş et. Attack successful. Buranın asult. I've got this. Görev bitti mi? Bitti. Bu kadar ya. Ben bu. Bu abileri, teknolojileri falan iyiymiş ya. Bu demokratları ben şey yapıyordum ya, bunlar patates falan diyordum da, yok drone, yok infiltrator falan. Mesela kaltistler adam göndereceğiz sana dediği zaman şey geldiydi, böyle eline bir tane balyoz almış, merhaba beni gönderdiler diye geldi yani. Balyoz ne abi? Adam lazer sıkıyor karşıda, balyoz böyle lay 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 lay. Kaleli misin diye sordum, evet dedi. Neymiş? Starvation. Ha, burada bir
Mission available'mış. Hadi bakalım. Deploy. Şey çok güzel ya, Arkady kardeşlerin şimdi Tarkovski abimizin Stalker filmi vardır. Dünyanın böyle sayılı ağır ağdalı sıkıcı filmlerindendir, böyle hakikaten böyle ağır filmdir, böyle beton gibidir. Bu Stalker filminin dayandığı kitabın adı Uzayda Piknik diye bir kitaba dayanıyor o Arkady kardeşlerin. Ve ben film yüzünden bu kitabı okumaktan kaçınıyordum. Çünkü şöyle bir durum var. Gene bu Tarkovski abimizin çektiği Solaris var. Solaris'te Stanislav Lem'in en iyi romanı, hani en iyi 3 romanından biri. Ki yani kitap falan ya gerçekten çok iyi de ağır, hani beton gibi, hani böyle külçe gibi kitap zaten. Hani anlaması aslında incecik de bir kitaptır ama anlaması, okuması yoğun. Ulan diyordum, bu hani Uzayda Piknik de öyle beton gibi bir şeydir diye. Ya yemin ediyorum kitap böyle su gibi akan kaymak gibi bir şey çıktı. Ve öyle hiç gizem 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 ağdallık ağdallık falan değil, gayet açık yani, net. Orada biraz Tarkovski'nin böyle ağdallık etmesiymiş yani. Hani pişman oldum, keşke daha önce okusaymışım. Yememişti ama ya, ulan şimdi bir Solaris daha kaldıramam diyerekten. Öyle yani. Tavsiye ederim. Arkady, doğru mu yazıyorum ya? Uzayda Piknik işte ya. Uzayda Piknik. Sovyet bilim kurgusu çok acayip. Dur, yazarlarını. Yazarları bunlar. Kitabın adı da bu. Ve de Hazal PhD yormuyor mu? Oğlum çok yoruyor yani. Öyle böyle yormuyor. Yani gerçekten yorucu. Ve daha sıkışık bir döneme giriyoruz. Bu kitabı tavsiye ederim. Solaris'te şu. İnşallah vardır. Şimdi bazen belli olmuyor. Kitabı tavsiye ediyorsun. Şey yok. Ortada kitabın kendisi yok. İletişim Yayınlarına çıkmış bir versiyonu var ama çevirisi nasıldır bilmiyorum. Şu abi bakın, bilim kurgunun böyle, ya o benim kendi hani şeyliğimden. Bakma hani oyun oynayacak, oyun oynayacak dediğin zaman kim bilir hani kaç ayda toplayınca kaç saattir. Onda da şey oldu. Nasıl söyleyeyim? Bir breakthrough yapabildik. Hani çalışmalarımızda bir noktayı geçebildik. Bir de biz ekip halinde çalıştığımız için. Şimdi bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani tam ekip çalışmasına da çok yakınımdır biliyorsunuz yani. Şu an Zekeriya hocanız ekip çalışmasında çalışma kısmını yapıyor. Ben de ekip kısmını yapıyorum. Yok yok, ben de yarın şey yapacağım hani. Benim de uğraşmam gereken şeyler var. Çarşambaya kadar yaparız. Planlı gittiğin zaman yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Evet Hatice'ciğim. Tam olarak ben de bundan bahsetmeye çalışıyordum. Ya da daha doğrusu şöyle diyelim. Türk usulü yumurta böyle kapıya geldiği anda son bir saatte 6 aylık işi yapabiliyorum. Öyle yani. Şey iyidir ama bak, Sovyet bilim kurgusu çok fenadır o. Doğu bloğunu zaten Amerikalı yayıncıların aklı çıkmıştı o.
Onlar zannediyorken dünyada en çok bilim kurgu eseri Batı dünyasında, o kendi o yaldızlı janjanlı kitap dergilerinde çıkan yazıları böyle en temel bilim kurgu olarak falan sayıyorlar. Rus edebiyatını şeyini bir inceleyince ulan diyorlar adamlar yaldır yaldır yer duruyor. Ve tabii o zamanlar Sovyetler de deli gibi uzay çalışması şuyu buyu yaptığı için hani bu kitaplara da destek veriyordu. Ya son yarım saatte dediğimi anlıyorsun değil mi canım bir tanem? Canım bir tanem sevgili Hatice'ciğim. Son bir saat demeyelim de ona son 2 gün şeklinde. Üzerimde stres olmadan tam verimli çalışamıyorum. Ha çalışıyorum canım şimdi yalan değil. Yarın muhtemelen günün 8 saatini falan çalışarak geçireceğim. Pazar günü de gene bir 8-9 saat çalışırım. Pazartesi de bir 3-4 saat çalışırım. Salı günü de bir 3-4 saat çalışırım. Çarşamba toplantı zaten. Toplantı günü çalışmam. Ha hani ya gene topladığın zaman benim haftada çalışma sürem ya aralıksız hani 7 günde 48 saat çalışıyorumdur ya. Şey değil. Yani çalışmıyorum dediğim o aslında doktora yaparken halbuki günde 10 saat aralıksız çalışmak lazım. Değil mi Haticeciğim? Da işte insan o motivasyonu özellikle evde zor sağlıyor. Zaten hani günlük düzeni çok da bozmamak lazım bence. Ya ben zaten 2 tane üniversite bitirdim yani hani lisans olarak bir daha niye bitireyim? Ha belki şimdi bir girsem sırf avukat belgesi almak için yani bir şey ne o avukat kartı alayım da sağda solda aramaydı uğraşmıyor onun için bir hukuk kazanabilirim. Pavi'de var mı ya? Bizim matematik hocaların çoğu yaptı. Türkçe matematiğim iyi yani kazanırız zaten. Çok da şey yapma. Hani hazırlanmama gerek yok oğlum zaten sizi üniversiteye hazırlarken bizde de gabası alınmış oluyor. 25K yaparız. Hayır bir de biz hani akademik tecrübe, akademik hadiselerden ya akademik mevzulardan ha kendim açarım davaları. Akademik mevzulardan biz zaten hani ALES'e girip çıkıyoruz ya durmadan. Orada. Ha matematikten 40 çekemem de bir 30 çekerim. Şey yok. Zamanı o kadar eskisi kadar verimli kullanamıyorum da. Şey yaparım 30-35 çekeriz. Şimdi neymiş? Security araya scientistlerden bir tanesinin yaşaması lazım. Ha, şimdi bu adamlardan birini yaşat dediği zaman işler karışıyor ya şimdi. Çünkü biliyorum ya gidip o herif uzaylıya böyle gidecek çat diye kafa atacak ya. El alem niye bana zimmet diyorsunuz ki ya? Neyse. Türkçeden de yaparız bu şeyler de. Ki şey çok özellikle matematik hocalarından ha matematiği fulleyerek fulleyebildikleri için herhalde hukuka girip hukukçu olan avukat olan çok var. Moving in quick. Tabii ki. Yani... Bu ne lan? Bir tane ayı geldi. Şimdi bunu biz öldürüyor muyuz? Bu bizden mi? Kim bu? Neyse şimdi anlarız. Ready, willing and Sanki able. Ready. bizim.
Ha bu tokmakçı abiler. Bunların kafası. Ya tamam ablacım bacım ya. Kız bacım. Orada biri var da hemen durma bakalım. Aa bir dakika bu. Sen geri bas bizim kız. Sen geri bas. Bu tokmakla vurursa boynunu moynunu kırar bak. İncitir. Abigail nerede ya? Abigail bu işi sen becerirsin. Acquiring target. Gotcha. Bunun... Sonra da daşlayıp geri kaç. I can do it. Aynen yaparsın ya ben inanıyorum sana. Şimdi bu arkadaş kim? Shake it baby. Sure thing. Abi şunun bacağını mı kırıyorsunuz? Bir şey yapın da bu adam gelemez. Abi sen de kaç şuraya. Let's do this. Ya sen ontolojik bir sorunsun zaten tek başına ya. Sniper'ın varlığını... Allah ilk defa bak kedi olalı bir fare tuttu bu ya. İyi iyi. Topçu abi. Ha, topçu abi de şuraya alalım da. Topçu ablayı. Sonra da şöyle verdik. You're not getting past me. Here I am. Let's do this. Pompalıcı. Onu da şuraya alalım. Sonra da şöyle yapalım. Bunu patates ederiz şimdi ya. Sığırım demiyor da. Hani berserker var ya. And now. Atıyor. Lan. Burada hata yaptık. Bunu ben restart yapacağım ya. Bu niye oraya aradı? Bombayı oraya attı ki ya. Sen hayırdır kardeş? Sana oraya attı yer oldu mu? Al. Öbür abilerin üstüne atacaktın ya. Neyse. O matematik doktorası yapıyor ya. Yok yok port falan yok. Bilgisayar programcısı matematik doktorası yapıyor. Şu an uygulamalı matematik turbo makineler üzerine çalışıyor. Sorun yok yani TM'ci gömebiliriz. Fazlasıyla sayısalcı. Watch out, I'm moving in.
Hatta daha dün Watch out, I'm moving in. İstemedir falandır filandır olayında arkaya kaçıp grafikten data baktık yani. Data çektik. Lazım. O da lazım. Çünkü birilerinin de grafikten o datayı çekmesi lazım. Ben bu datayı buraya koydum. Hakikaten yaptık ya. Ha, biraz uzun sürecek çünkü her data noktası hani bir öncekinin datasını kullanarak hani giriş basıncı var, çıkış basıncı var, sonra ikinci dişe geliyorsun, ikinci noktaya geliyorsun, oradaki senin bir önceki çıkış basıncın artık giriş basıncı oluyor. Elizabeth kızım geldi. Canım kızım. Jellybone mamalar yok muymuş kızım? Jellybone mama. Evet kızım. Canım. Ama önemli yani ki şey bir sorun. Halledilmesi gereken bir problemdi, hallettik. O olur, oradan şey yaparsın ya. Artık. Artık oradan devam eder. Ha, o şey ya, adamın orada şey var. Hani giriş basıncını falan vermemesi. Biraz bir hinlikler yapması, bir işler çevirmesinden o da. Şişt, lan bak, bu kulaklığın kablosunu kemirirsen seni satarım. Bak aşağıda pazarın orada, inerim. Pazarda satılık kedi var diye satarım. Şaka yapıyorum kızım. Tabii ki satmam seni ama kemirmezsen sevinirim yani. Gablo ne yaptı sana gablo? Gablo çevir, kemirme işini bırak bakalım. Uy güzel kızım. Damage ne? Abi siz ne biçim bir zırh giyiyorsunuz ya? O zırhtan bir versenize bana, ben bir şey deneyeceğim. Bunları yan yana koyuyoruz ama bomba atarlarsa patates etmesinler bizi. Steel on top. Abigail. My name is Abigail. İzledim onun şeyli kedili bölümü var ya, onu izle. Çok iyidir. O iyiydi ya hani. Her bölümü beğendim. Efendim kızım. Bence seni çok seviyorum. Gabriel'i sevmiyorum ama. Ya abi gel şimdi, kazma mısın kızım ya? Hayır. Şş. Shake it baby. Arkadaş abi de ne zırh varmış ya. Havada durdum, şahitlerim var. Ready to engage. Ha, bunda kontra atak varmış.
Hangi bölümde ya? Bir daha izleyelim. Ama güzeldi. İzleyeli tabii 2,5 tane oldu mu? 2 yıl oldu. 2 yıl oldu ama güzeldi. Bir daha izlerim ya ben onu. Hani bir daha izlenir mi? Evet izlenir. Şimdi sniper gene hiçbir şey snipe diyemeyip. Aiming. Abigail değil de bizim pompalı tüfeği olan abimiz, ablamız nerede? Burada. Şimdi sen bir daş yap. Buraya bir daş. Hızlı koşu. Sen buraya bir daha bir daş yap. Ateş edecek şeyin kaldı mı senin takatın? Ben şey yap. Şu an hareket edene sık. Buraya gel. To engage. Oh yeah. Ya gel. Böyle çapraz ateşte indirin bunu. Kaçın benim. Moving sana out. Güveniyorum. Dur arada şey vardı ya. Dur sana hemen bir güzel kısa film atayım. River God. The Fireways. Bunların kısa filmler çok iyi ya. Hakikisini buldum. İşte bu. Şu kısa filmi bir izle bak. Ha şeyler, çekimler falan biraz korkunçtu, kanlı falan. Bu abilerin bütün şu kısa filmlerini bir izleyebilirsin. Ha, bu şeyin şeyi çeken abi. Neydi o? District 9. District 9'in yönetmeni olan abimiz Neil Blomkamp. Neil Blomkamp çok sağlam bir abimizdir. Elysium da onun da o kötüydü. Chappie de onun da o çok iyiydi. Anthem. Ha bu çizgi filmmiş. Dur bunu da izleyeyim ya. Onun yaptığı çizgi filmse izlenir. Bu abinin hani yaptığı şeyler iyi. Ha Elysium da hani kötü dediğim
Ya District 9'ı izlemedin mi sen? Abi bunu izle ya. Uzaylılar dünyaya mülteci geliyor. Ama şey ne Suriyeli. Abi bir yardım edin diye ettire ettire geliyor. Bunu izle ya. District 9 güzel film. Elysium güzel film. Chappie zaten şu çok 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 efsane. Çok çok güzel bir film ya. Bu iyidir bu. Güney Afrikalı abim işi gücü işi bilen bir abimiz. Elysium hani güzel mi? Güzel de türü çok sevmen lazım. Güzel çocuğum benim gelmiş. Ya indi bindi değil mi kaldı ya? Oturdu. Amerikalılar dünyayı kurtarıyor ya her seferinde yeter sıkıldım ya. Independence Day yenisi mi eskisi mi? Bir de onun da iki tane oldu ha. Yenisi var eskisi var. İndi bindi de. Tabii canım hani ama Laudet robotsu sevdiysen bunlara da bir bak yani. Niye gideceksin ki? Ha adam gözünü tamir etti lan. Adam kolunu tamir etti. O adam full healledi kendini ya. Orada da şey iyidir bak. Thin Red Line. Thin Red Line. Longest Day. Longest Day de çok iyidir. Çok çok iyidir. Kavai Köprüsü falan onlar klasik de. Onda yalan var. Kavai Köprüsü. Bunları da bak izle. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. Bilgisayarın sesi benim sesime nazaran daha yüksekse onu biraz kısarız. Stalingrad. Enemy at the Gates. Şimdi nasıl kuzu? Forsaken. Ya çünkü ben yanlış şeyi kısıp duruyormuşum da ondan yüksek ya. Aa, bunun da seviyesini böyle alalım. Ha. Nasıl? Şu an ses oranları iyi olması lazım. İyiyim. Senden ne haber Gizem? Ne yapıyorsun? Sınavlar mınavlar bitti mi? Adam hoca kimdi be? Neciydi o şeyci olarak söylemen lazım. Şeyini söyle. Branşını söyle, branşını ha. Branşı şeyci mi? Şeyci olan mı? Ha ben Gizem Hoca var. Gizem Hoca evleniyor şeklinde. Tamam. Ha evet evleniyorum. Hatice ile hatta o da burada. Dizor. Dizor 83. Ben yemin ediyorum Allah Allah Gizem Hoca kimdi ya diye. Ay. İşte benim de akıl bazen bu kadar çalışıyor. Şimdi pompalı tüfeği getirdin. Pompalı tüfeği şu arkadaşın ağzına sok. Demek neymiş? Pompalı tüfek zırh delme konusunda çok da başarılı değilmiş.
Bu üzdü ya. Şu an üzüldüm ben yani. Şu an beni üzdünüz ya. Vallahi yemin ediyorum Gizem Hoca düşünüyorum. Bir şey vardı sınavda. Şeyci bir Gizem Hoca vardı. O mu acaba diye. Allah Allah diye. Daş yapalım. Daş yapalım derken göz çıkarmayalım ama. Nasıl espri? Abinin düfeğine sıkalım ya. Şu abinin düfeğine sıkalım. Bu da buraya gelsin. Bir ikisi tek bombanın menzilinde değildi mi? Bakalım. Değilmiş. Sen o bombayı atarsın şimdi oralara bir yere. Free aim deyip şu abinin elindeki tüfeğe tebeleş olalım. Bu kim? Bizim scientist. Arkadan bizim scientist'le sarkan var. Sen ne yaptın abi la? Adam tülledi ya la. Adam tülledi bizim çocuğu patates etti şurada. Scientistlerden biri meftah. Allah scientist'i kaybediyoruz. Ya gezegendeki ördeklerin sana uyguladığı kütle çekimiyle, bak yani dünyadaki ördeklerin bizim güneş sistemindeki gezegenlerin uyguladığı kütle çekimi hemen hemen aynı. Hani ördekler ne kadar etkiliyse kişiliğimize o kadar etkilidir. Ama şey olabilir bak. Hani doğduğum mevsim etkiliyor olabilir. Ama kütle çekimi olabileceğini zannetmiyorum. Ama bak burç muhabbeti iyidir. Burç muhabbeti güvenli hani. Aa sen de bilmem ne misin? Ha çok iyi ya. Onlar da çok iyi olur falan diye. Böyle goy goy yapman için özellikle karşı cinsle muhabbet için iyidir yani. Ama çak tane. Zaten onu da böyle aşırı bir kafaya takanla da çok hani lüzum yok ya. Ha iyidir. Şey için iyidir. Muhabbet açmak için iyidir ya oradan. Haybeden şey olur. Patates burcu, ördek burcu da çok şeydir falan diye goy goyu döner. Aa siz de mi at burcusunuz? Ben de at burcuyum. Burçlarınız ne kadar iri falan diye muhabbet etmek için. Ya öl artık ya. Öl abim ya. Öl gari ya. 100 damage vurduk ya. 100 damage nedir ya? Sen 100 damage'e mi dayanıyorsun ya? Ayıptır ya. Ah öldü şükür. Ya biz gayet scientific takılan insanlarız baby. Biz yapmadık yani normal. Çok normal. Burcu'ya gelene kadar bizim çok muhabbetimiz vardı zaten. Hope I can find cover. O şey. Ne yazdım? Doktora yeterlikte ne sordular onu yazdım ya. İlk şeyde tanıştıydık. Bizim burç mülakatında aynı ekipteyiz ondan. Arka tarafta çok pis bir şeyler oluyor ama. Oha. 120 damage ne lan? Karın bacağını kırdı zaten ayı. Ne oluyor lan? Vallahi burada bizi patates edebilecekler.
Ama muhtemelen olabilir. Virüs var. Virüs demeyiz var. Panikledi. Recovery var. Okay. Nereye gidelim? Ona basmayacaktık. Başka bir şeye basacaktık. Şuna basacaktık. Yapamıyormuşuz. Ay neyse, bu görev zormuş. Selam değildir ya. SLM yazmam ben. Bunu bir başa alam ben. Böyle öbür taraftan gideceğim bu sefer. Burada bizi patates edecekler. Böyle birileri paniklediği zaman, mind control falan olduğu zaman bu XCOM gillerde patatesliğe doğru tam şey gibi, bu şu oyun tarzında her şey iyi gidiyor olabilir ama tam şeye, kripto para borsası gibi bir anda her şey ters dönebilir. Ekibin yarısı ölmüş. İşte sniper abinin bacağı kopmuş falan. Bak demin ne oldu? Pompalı abla bacağını eline verdiler, al diye. Let's rock. Sonra şey, Abigail'in virüs mirüs diye hemen paniklettiler. Hepimiz öleceğiz diye. Zaten hemen salak sniper da iki ters baksalar ölüveriyor. Demek ki ne yapacakmışız? Önce bu taraftan başlayacağız. Go go. Ha konuştuk ya. Kripto işi sakat iş şu an. Deli para da kazanılır. Ya o normal olur ya. Ya esas en büyük zararda olan o işte Zekeriya Hoca'ndır ya. Zekeriya Hoca'nın hani hakikaten 100 bitcoin civarı bir bitcoin var ama bulamıyoruz. Yok, 100 bitcoin hakikaten var. Ya ayrı bir gerizekalı da benim. Ben kulaklık almak için kullandım. Sonra 2 bitcoin kaldı. Hani 98 dolara kulaklık almıştım. O zaman bitcoin 1 dolar 1 dolardı. Gerçekten para transferi için kullanılıyordu. Hani hakikaten para transferiydi. Kafamıza şey yapalım. Sonra ben o 2 doları bir bozdurduydum. Ha. Sonra ben onu kalanlarıyla güzel para etmişti. Öyle kalan 16 bin lira falan kalmıştı cüzdanda, aynı o bozukluk diye. Şeyde o transferin şey, transfer ücreti özendikten sonra kalan o küçük miktarda ne olacaktı? O şey tam bir kaçan fırsat, hani dedem vakti zamanında Levent'teki arsayı almadı. Benim torun da vallahi cüzdanı bulması ve şifreyi hatırlaması lazım. O cüzdanlarda da şey var, hani 10 kere yanlış girdiğin zaman mefta. Daha beteri var ya. Öyle bir 2000 bitcoinlik bir cüzdan var. Bir abi 2000 bitcoinlik cüzdanın şifresini hatırlayamıyor. Önce şeyi bulması lazım. Cüzdanı bulmak lazım. Cüzdanı bir bulsak biz onun şifresini kırarız ya. Zeki işkence altında falan konuştururuz onu. Hipnoz ederiz. Bir şey yaparız yani. Tam olarak o. 4 milyon dolar mı ne ediyor? Bir şey değil ya. Marduk'un yumruğu. Marduk. Panzer batalyon Marduk. Ha, bomba atamıyormuşuz. Neyse şöyle yapalım. Böyle ona bir bomba atabilen var mı ya? Sığır kesinlikle oraya kadar bomba atamaz. Bu sığır bunu ateş bile edemiyor ya. Aman sığırı. Ya 4 milyon doları bulursam Denizli'de ne işim var? Türkiye'de ne işim var abi? Yani öyle söyleyeyim ben sana, Burak.
Yani temiz para da zaten 4 milyon dolardan sonra artık hani bir para derdi kalmıyor. Bilmem anlatabildim mi? Executing. Yani o miktarla biz hiç eğitim sektörü, eğitim sektörü anca şeyini, hitlesini alırım yani. Yatırımcı olurum. Hiç onun püsürüyle şeyle uğraşmam. Şimdi bir bomba atalım. At bakalım bunun kafasına ne olmuş bomba atınca. Hah, armorunu kırdık. Dört bir daş yap bakalım şuraya. Öyle adına 4'ü yazdırmakla olmaz. Arkadaşa bir hah, armorunu kırdık, iyi oldu. Arkadaşa bir ateş edin. Ulan buradan da adamı vuracağız derken bizim adamı vurmayalım. Vurduk biraz. Adam torsusunu morsusunu tamir ediyor ya. Bu çok sakat ya bu. Bu hapçı, bu hapçı, bu. Bu hapçı. Şu eleman hapçı. Biri de buradan geliyor ve haber veriyor. Scientist burada. Scientist'i patates ediyorlar. Allah. Scientist'i öldürmeyin. Meslektaşın. Oğlum sen de orada bir lazer mazer bir şey vardı. Bir al sık ya. Şu orada boş yapıyorsunuz bak. Ben bunun bir içine gir bak. En çok canı olan adam sensin. Adam yani kadın. Senden şu an bir şey olmaz. Bomba atacak şey yok. Bekle. Sniper'a geç. Başla sen şu iki scientist'i birden canlandır. Hepiniz bir koşun bakalım, böyle bir yakın mücadele deneyeceğim. Bir de böyle sopa yiyel. Aha. Şimdi bu kötü oldu ya. Abi yiyele daş yaptıralım. Yeğle bir daha taş yaptın. Abi yeğle bir daha taş yaptıramıyoruz. Abi yeğle ateş edebiliyor mu? Ediyor. Free aim yap. Buna bir taş yaptıralım. Bu priest'i indireceğim ya, bu sakat. Şuraya ver. Ya enemy ise enemy, hadi yürü. Bomba atıyorum. Good idea. Bence de. Pompalısı olan ablamız. Koştun. Şeylerimizi içtik, bir daha içtik. Vallahi başka ne oynuyorum? Valla şu an başka da bir şey oynamıyorum ya galiba. Civilization, XCOM, sıra tabanlı şeyler. Bir işte şey yapacağım.
Witcher. Witcher 3'ü. Ha, robot dövüştürme, o da gene aynı bu hesap. Sıra tabanlı hani. Onda da sıra tabanlı oyun. Bizim olay. Dur bakayım, bu buraya falan kaçabiliyor. Bir scientist, öbür scientist de gel beraber seninle buradan kaçalım desin. Onu diyebilmek için buraya gelmesi lazım. Ha bu gidici ya, bu patates oldu. Allah. yok, daha çok öyle hani stratejik taktik. I'm seriously injured and in need of assistance. Bunlar yani. Bu arkadaşı indirmemiz lazım ya. Of, mind control ya. En sevmediğim işler ya. Bu görev bizi aştı ya. Bu görev hakikaten bizi biraz bir aştı. Bunların vallahi bacaklar kırık. Patates ettiler. Neyse, bugünlük oyun yeter. Autosave'de kalmışız. Zaten veteran oynuyoruz. Sen niye veteran oynuyorsun ki? Sen bu oyunu, bu şeyi yapan ekibi tanıyorsun ya. Senin veteran oynaman kendine yakışanı giymek. Oh ya, öyle yani. E o zaman bu gecelik yeter ya. Çok da sopa yedik. Bazen hani Tekno Seyir'in bizim ekim var ya, arkadaşım onun yayınlarını izliyorum. Onu izliyorum. Tekno Seyir'in bazen oluyor. Levent abi izliyorum 40 yılda bir. Öyle yani, hani şey var. Ne o? Evrim Ağacı, onların yayını oluyor. Ona bakıyorum. Bazen izliyorum. O zaman bu gece sopamızı yediğimize göre Berserker'lar bizi tokatladı. Daha onların iyi oluyor ya. Niye işte, biz de yapıyoruz yani, hani yayıncılık şey değil ki. Yap yani. Ha, beni 3 kişi izliyor. Ekini de 33 kişi izliyor, öyle düşün. Daha büyük kitlelere ulaşma işi biraz daha karışık. Orada bir, hani pazara daha geçmişte girmek gerekiyordu. İki, bu işlerle ilgilenen bazı ajanslar falan var. Onlarla bir çalışmak gerek falan filan. Zaten yer etmiş adamlardan destek alman lazım. Aa, oluyor işte, eğleniyoruz ya. Böyle açıyoruz, iki muhabbet ediyoruz. Güzel oluyor ya. Karantina gününde vallahi iyi oluyor. Ki elde ekipman var, onu kullanalım. Olur, yapalım. İkinci Dünya Savaşı'nın zaman çizelgesiyle başlayalım. O yalnız bir seferde olmaz, bayağı bir sürer. Ekipmanlara bakalım. Ne olmuş, ne bitmiş, onlara bakalım. Olur yani, güzel. Zaten Hatice'nin, The Zor'un hep dediğine konseptli yapmak lazım. Konseptli yapmayınca, böyle oyun oynayınca aslında tert. Hani bu şey, kendimi iki eyleyem diye. Onda da bak gördü, sopayı yedik, çat çut vurdular, tak tak dediler. Vallahi iyi olur yani. Hem muhabbet olur. Güzel ya. O zaman şimdilik bu gece bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Konsept mis gibi işte. İkinci Dünya Savaşı. Baştan başlarız. Ha. Bilim tarihine bakarız. Bilime bakarız. Olur valla. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Kapatıyorum.